Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küçük de olsa Harry Potter koleksiyonumu göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle zaten her koleksiyoncuda veya her Potter'ste olması gereken böyle Harry Potter'ın 7'li seti. Böyle felsefe taşı. Sırlar odası. Azkaban tutsağı. Ateş kadehi. Zümrüdüanka Kağ Yoldaşlığı. Bayağı da büyük bir kitap zaten kendisi. Kaç sayfalık? 974. Harry Potter ve Menes Brand. Ve son olarak Ölüm Yadigarları. Ve tatlışım tatlış kutusu. Böyle Harry Potter'ın asası. Arkadaşlar bu arada bunu ben yaptım. İsterseniz sizinle birlikte bir videoda asa yapın mı diyebilirim. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bunun yapımı çok kolay. İşte böyle şeyler katarak yapabiliyoruz. Bunu sizinle birlikte yapacağız. Bu da Hermione Granger'ın asası. Böyle. Olmazsa olmaz bir tane mektup. Arkadaşlar yani bunun her koleksiyoncuda kesinlikle olması gerekiyor. Bir tane mektubu kesinlikle olması gerekiyor. Hemen sizin için açacağım ben. Çünkü ben bunu önceden mumlamıştım. İçinde de işte böyle bir mektup çıkıyor. Böyle. Arkası da böyle. Ve bir tane Gryffindor kitap ayrıca. Arkası da böyle. Arkadaşlar bunu da ben yaptım. Böyle bir altın switch. Böyle. Kesin. Arkadaşlar kitaplardan devam edecek olursak şöyle Harry Potter'ın Lanetli Çocuk kitabı. Zaten bu bir senaryo kitabı olarak yazıldı. Hiç okumadım daha bunu. Okuyacağım inşallah. Böyle. Harry Potter'ın ajandası. Arkası böyle. Önü böyle. Bunu videonun sonunda içine detaylı olarak göstereceğim. Bu da böyle şekilde. Ve arkadaşlar bu da Harry Potter'daki büyüler. Yani mesela Wingardium Leviosa, Expelliarmus, Alohomora, böyle bunlar da büyüler. Böyle. Normalde ben bunu parşömen kağıdından yapacaktım. Böyle oldu. Çok güzel bence. Son olarak Harry Potter'ın böyle bir tane boyama kitabı. Bunun Fantastik Canavarlar boyama kitabı olarak da var. Bu şekilde. Bunun da videonun sonunda detaylı olarak göstereceğim. Ayrıntılı göstereceğim demiştim arkadaşlar. Şu şekilde Masri Taha yazarı. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu şekilde. Albus Dumbledore. Burada karanlıkta parlayan hayaletler var. McGonagall. Bu şekilde. Böyle. Burada ayna var. Son olarak da burada ajandanın içinde kullanabileceğimiz için stickerlar var. Böyle kule bölümleri falan. İksir şişeleri yapabilmek için burada böyle şeyler var. Arkadaşlar boyama kitabı da bu şekilde. Ben daha önceden biraz boyamıştım. Böyle. En arkada nasıl boyamamız gerektiğini için posterler var. Bunu isterseniz kitabı boyama kitabını bitirdikten sonra keser. Poster olarak da kullanabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu yönünü. En sevdiğim karakterlerden biri Dobby. Bu kitap da bu şekildeydi. Arkadaşlar Harry Potter koleksiyonum bu kadardı. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.